Vektör alanlarının çizgi integrali örnek soru 2. Bu videomuzda vektör alanlarının çizgi integralini hesaplamaya bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx, y, x artı y, i artı 1 eksi x, j vektör alanı veriliyor. C eğrisi x kare bölü 4 artı y kare bölü 9 eşittir 1 elipsinin dördüncü bölgede kalan parçası. Verilenlere göre FDR integralini saatin dönme yönünün tersi yönünde hesaplayınız. Bu eğri üzerinde saatin dönme yönünün tersinde hareket edeceğiz. Tabii ki bu niçin önemli? Parametrize etme işlemimiz ona göre gerçekleşecek. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak burada verilen eğri parametrize edilmiş mi edilmemiş mi ona bakmalıyız. Parametrize edilmemiş yani t'li verilmemiş. Bunu ilk iş parametrize etmemiz gerekiyor. Birinci adım. Elipsin parametrize edilmesi. Şuraya kuralını yazacak olursak x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir bir elipsinin saatin tersi yönünde döndüğünde parametrize edilmesi kuralı şudur. Saatin dönme yönünde döndüğünde başkadır. Saatin tersi yönde döndüğünde başkadır. X eşittir. A. Bunların hepsinin anlatıldığı bir videomuz vardı zaten. Bu kısımlarla ilgili eksiklikleri tamamlamadan çizgi integrali hesaplama videolarında pek dolaşmamak lazımdır. X eşittir A kosinüs T, Y eşittir B çarpı sinüs T. Eğer ki saat yönü olsaydı buradaki y'mize sadece eksi gelecekti. Fark bu. T'nin değişimi de bizim bu elipsin ne kadarını aldığımız pi'li bir şey olacak. Biz sadece dördüncü bölgesinde kalan kısmını alacağız. Yani elipsimiz şöyle bir elips veya biraz daha dikine olabilir. Çok önemli değil onlar. Ki burada y'nin altındaki büyük olduğu için şöyle bir elipstir o. Dördüncü bölgesinde kalan kısmı burası eksi pi bölü 2'den sıfıra kadar olur. Neyse. Şimdi bizim elipsimizi parametrize etmeye başlayalım. X karenin altındaki sayımız 4. Yani x eşittir 2 kos t. Y'miz y karenin altındaki b karemiz 9. Yani b'miz 3. 3 sin t. T'nin değişimi de elipsin dördüncü bölgede kalan parçası. Yani şu bölüm eksi pi bölü 2'den sıfıra kadar olan bölüm. Eğer ki tüm elips alsaydı sıfırdan 2 pi'ye kadar alırdık. Elipsin birinci ve ikinci bölgedeki kısmını alsaydı sıfırdan pi'ye kadar alırdık. Bu kısım önemlidir. Bunları parametrize ettikten sonra RT vektör değerli fonksiyonumuzu oluşturacağız. Eğer ki bir vektör alanının çizgi integralini hesaplıyorsak. Onu da şöyle hesaplıyoruz. X bizim vektör değerli fonksiyonumuzun x koordinatı 2 cos t i, y de y koordinatı 3 sin t j. İkinci adım, bu FDR'nin neye eşit olduğunu yazmak olmalıdır ki neleri bulacağımızı anlayalım. FDR bizim buradaki t'mizin değiştiği aralık bizim integralimizin sınırları olacak. Eksi pi bölü 2'den sıfıra. Vektör alanımızın içine buradaki oluşturduğumuz RT'yi yani vektör değerli fonksiyonumuzu koyacağız. F'in içine RT. Bunun anlamı F'in içindeki bu x'in yerine 2 cos t'yi, y'nin yerine 3 sin t'yi koyup bu f'i t
T'ye bağlı hale getirmek. Çarpı, buradaki iç çarpım, yani İngilizcesi dot product, R'nin türevi T. Bu FRT ile bu oluşturduğumuz vektör değerli fonksiyonun türevini iç çarpım işlemine tabi tutacağız ki burayı tamamen vektörden temizleyeceğiz. Ve DT. Ardından da T'ye göre integralimizi alacağız. Şimdi sırasıyla bu işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Bize ilk olarak gerekli şey FRT. Ardından da f'in türevi t gerekecek. FRT diyelim. Fx y'yi buraya almakta fayda var. Her seferinde dönüp yukarıya bakmayalım. Neydi fx y'miz? X artı y'yi artı 1 eksi x j. Şimdi FRT'yi hesaplamak demek. Buradaki x yerine 2 cos t koyacağız. Yani buradan elde ettiğimiz şeyi. 2 cos t artı y yerine 3 sin t'yi koyuyoruz. 3 sin t i artı 1 eksi x yerine 2 cos t'yi koyuyoruz. J. Bir de bize r'nin türevi t lazım. 2 cos t'nin türevi eksi 2 sin t i 3 sin t'nin türevi artı 3 cos t j. Bu ikisini iç çarpım işlemine tabi tutacağız. Onu yapıp integralin içine ardından koyalım. F RT çarpı R'nin türevi T. İç çarpım işlemi şöyle yapılır. İ'lerin önündekiler birbiriyle çarpılır artı J'lerin önündekiler birbirleri çarpılır. Yani X koordinatı ile X, Y ile Y çarpılır toplanır. 2 cos T ile bunu çarparsak eksi 4 sin T cos T. 3 sin t ile bunu çarparsak eksi 6 sin kare t artı 1 ile bunu çarparsak 3 cos t. Bununla bunu çarparsak eksi 6 cos kare t. İ falan kalmayacak. İç çarpımın sonucu vektör değildir. Şimdi buna baktığımızda birazcık trigonometri bilgimizi konuşturmamız lazım. Sinüs 2x eşittir 2 sin x çarpı cos x. Burada sin t çarpı cos t var. Şuradaki 2'nin birini de buna verirsek bunun yerine eksi 2 sin 2 t yazabiliriz. Bunları yapmak niçin önemli? İntegrali kolay biçimde almamızı sağlayacak. Buradaki eksi 6 sin kare t, eksi 6 kos kare t. Sin kare t ile kos kare t'nin toplamı 1'dir. Eksi 6 parantezine çekersek orası da eksi 6 eder. Şunu yazalım. 3 kos t. Eksi 6. Bu gördüğümüz ifade buna eşittir. Şimdi götürüp bunu integralin içine yazabiliriz. Eksi pi bölü 2'den 0'a eksi 2 sin 2 t artı 3 cos t eksi 6 dt. Şimdi artık bu integrali alarak bu vektör alanımızın çizgi integralini hesaplamış olacağız. Şunun integralini alırsak eksi 2 sin 2 t'nin integrali sinüs 2 eksi cos vereceği için 2 cos 2 t bölü bu içerisinin türevi. 3 cos t'nin integrali 3 sin t'dir. Eksi 6'nın integrali de eksi 6 t. 0 ve eksi pi bölü 2 koyuyoruz.
0'ı koyduk. Kosinüs 0 1'dir. Buradan 1 geldi. Sin 0 0'dır. 0 0 eder. Eksi. Eksi pi bölü 2'yi koyduk. Eksi 90 koyuyoruz. 2 ile çarparsak eksi 180 derece eder. Kosinüs içindeki eksiği yutar. Kos 180 derece eder. Kos 180 eksi 1'dir. Buraya getirip eksi 1 bölü 2, eksi pi bölü 2'yi koyarsak sinüs içindeki eksiği dışarı atar. Eksi sin pi bölü 2 olur. Sinüs 91'dir. Eksi 3 de buradan geldi. Buraya getirip eksi pi bölü 2'yi koyarsak eksi 6 çarpı eksi pi bölü 2'den artı 3 pi. Bir, burada eksi 4 var. Artı 4, 5 eder. Eksi 3 pi olarak bu vektör alanımızın dördüncü bölgede kalan elips üzerindeki çizgi integralini hesaplamış oluruz. Oldukça trigonometri bilgisini gerektiren bir soru çeşidimiz idi. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.